bırak. Bırak. Yeter be. Ah, İmdat! İmdat, çantamı çalıyorlar. Tamam teyze, dur. Teyzeciğim, koştum ama yakalayamadım. Ya bir Allah'ın kulu da yardım etmedi. Göz göre göre kaçırdık hırsızı. Aa, elin çok kötü olmuş senin ya. Var mı başka bir yerinde bir şey? Ay Allah cezasını versin. Telefonum, kimliğim, her şeyim çantamın içinde kaldı. Ankara'ya geldiğim ilk gün soyuldum. Ay. Teyzeciğim tamam, önemli değil. Canına bir şey olmasın da. Ankaralı değil misin sen? Yok yavrum, yok. Oğlumun yanına gelmiştim. Hay Allah. Neyse teyzeciğim, bununla geçmiş olsun diyelim. Bak bizim evimiz buraya çok yakın. Hadi gel beraber gidelim. Hem eline bakalım. Hem de yüzün kireç gibi olmuş. Sen de biraz kendine gelirsin. Sonra da karakola gideriz. Oğlumu da buluruz. Zahmet vermeyeyim ben sana kızım. Yok teyzeciğim, ne zahmeti, olur mu öyle şey? Ne iyi insanmışsın sen. Allah çıkardı seni benim karşıma. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Hadi teyzeciğim gel. Hadi gel. Adı ne onu bile bilmiyorum. Keşke bir kez olsun uzaktan görebilseydim onu. Kızın şu diye gösterseler, hiç ilişmez, öylece uzaktan seyrederdim onu. Kızının adı Eylül Eylül. Maşallah çok da güzel. Güzelliğini Nermin'den mi almış ne? Ah Nermina. Sen ortada kızım kızım diye dolandır bakalım. Eylül'ün öz kızın olduğunu öğrendiğinde benim oğlum çoktan evlenmiş olacak Eylül'le. Artık o zaman da üçün beşin hesabını yapmadan kesenin ağzını açarsınız artık. Tansiyonunuz çok yükselmiş. İlacınız falan var mı? Var. Var yavrum da. Çantamda kaldı. Ne yapacağız peki? İsterseniz ilacınızın adını söyleyeyim, ben eczaneye gidip alayım. Hiç gerek yok kızım. Birazcık korktum ya, ondan yükseldi. Bir limonlu su yapsan geçer. Tamam, hazırlayayım hemen. Ha, bu arada kendinizi iyi hissetmiyorsanız sağlık ocağına gidebiliriz. Yok yok. Onu içince geçer biliyorum. Çok sağ ol kızım. Benim için kendini tehlikeye attın. Şimdi de iyi etmeye çalışıyorsun. Ne iyi kızsın sen. Olur mu öyle şey? Hem ben sizi öyle korkmuş görünce annem geldi aklıma. O da bir kere böyle bir şey yaşamıştı. Hem kim olsa aynı şeyi yapardı. Tabii ki yardım edeceğim. Raziye kızım nerede? Ah be Nermin'cim. Keşke bilsem de söylesem. Ama o günden sonra ben o aileyi ne gördüm ne de işittim. Dilerim Rabbim kızına iyi yazılar yazmış olsun. Şimdi kızım nerededir kim bilir. Efendim? Annen ne kadar da güzel bir evlat yetiştirmiş diyorum. Keşke hırsızlardan çantayı da kurtarabilseydik. Neyse, polisler halleder inşallah. İnşallah. O değil, telefonum da içindeydi. Çocuklar merak eder şimdi. Ha, benden arar konuşursunuz. Şu dizinizi bir halledelim de önce. Efendim abla. Ne? Annem mi? Ankara'ya mı gelmiş? Yok.
Beni aramadı. Tamam dur ben bir onu arayayım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Allah Allah. Hadi çorabınızı da değiştirelim isterseniz. Tamam yavrum. Nura! Nurancığım! Nura! Kız bağırıyorum, bağırıyorum deminden beri. Niye duymuyorsun? Ver yardım edeyim sana. Yok yok. Dur ben de bir iki dakika dinleneyim. Belim koptu valla. İki gündür uğramadım ya sana. Bir geleyim de göreyim istedim. İyi ettin, iyi ettin. Şuradaki pazara gittiydim. Anam her şey ateş pahası olmuş ya. Öyle öyle. De, kız Eylül seni hiç yalnız bırakmazdı pazara giderken. Ne oldu? Bu oğlan yüzünden kızın hala canı sıkkın değil mi? Aman yok canım. İşi gücü var çocuğun canım. Hem o oğlan üzülmüyor artık. Bitti gitti o iş. Oh çok şükür. Ay Nurancığım. İyi ki benim Koray'ım Eylül'ün yanında yamacında duruyor da kız biraz rahat nefes alıyor. Kız benim oğlan olmasa o kara oğlan kim bilir daha neler ederdi Eylül'e düşünsene. Ay Raziye kimse bir şey yapamaz canım Eylül'e. Benim çocuğumun aklı başında pırlanta gibi kız. Hem kendini korumasını da bilir evelallah. Öyle öyle bilmez miyim? Ben eskiden beri çok severim biliyorsun beğenirim Eylül'ü. İnşallah Rabbim de benim Koray'ıma Eylül gibi bir gelin nasip eder Nurancığım. Ha, inşallah inşallah. Hadi, hadi yardım et de. Getirin. Ay. Ay Nermin. Ya bir dur yavaş. Nermin mi? Nermin kim kız? Nermin? Ben Nermin mi dedim şimdi? Ha. Aman Nurancığım ya of yoruldum işte sen de çok hızlı gidiyorsun ya ondan karıştırdım. Hadi Raziye hadi. Bir bilsen Nermin kim? Oğlunu elinden alıp da sana da kızını veren kadın Nermin. Hadi Raziye hadi. Geldim geldim. Bunun için biraz kendinize gelirsiniz. Sonra da beraber karakola gideriz. Merak etmeyin çantanız bulunur. Hırsızı kamera kayıtlarından bulurlar. Gözlerin aynı Hande'ye benziyor. Benim büyük kızıma. Gülüşün de o. Kızım da şimdi sen yaşlardadır. Kim bilir nerelerdedir şimdi? Kime anne diyordur acaba? O da böyle güzel midir? Onun da kalbi böyle temiz kalmış mıdır? Nerededir canım kızım? Ne büyük bir günaha soktun beni Adnan. Senin korkundan ellere verdim zavallı kızımı. Bu çorbayı sevmiyor musunuz? Ben size başka bir şey hazırlayayım. Ay yok yok. Çok teşekkür ederim kızım. Ellerine sağlık. Ha bu arada bu benim telefonum. Birini aramak isterseniz. Arayayım ama aklımda hiçbir numara yok ki. Adana'daki evde de kimse yok. Nasıl bulacağız o zaman? Oğlum okuldadır. Adatepe kampüsü. Benim çalıştığım okul. İsterseniz gidelim. Oğlunuzu buluruz orada. Adı neydi? Eylül, evde misin kızım? Annem geldi. Anneciğim. Bir misafirimiz var. Ay Eylül, kızım bana bir bardak su verir misin? Annene yetişeceğim derken dilim damağım birbirine yapıştı. Ay Raziye sanki yabancı yer yahu. Gir al işte içeriden. Şunları da al kızım. Misafir kim kızım? Ay şu üstüm başımı bir değiştireyim anlatırım hadi gel. Nurancığım. Ya benim bir işim vardı bak şimdi hatırladım. Gelmeyeyim ben tamam mı? Yolda da suyumu alırım zaten. Hadi kaçtım ben. İyiyim madem. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Kapalı.
kız bu Nermin gene bana para mı verecek acaba? Ondan mı aradı ki? Tabii sırrını açıklarım diye ödü patlıyor. Ama nasıl olsa gene arar o beni. Yavrum. Niye zahmet ettin kızım? Ellerine sağlık. Afiyet olsun Nermin teyzeciğim. Ay Nermin Hanım, vallahi çok üzüldüm. Yani ne denir, büyük geçmiş olsun. Sormayın Nurhan Hanım, sormayın. Eylül kızım yetişmese perperişan olacaktım sokaklarda. Hayır, yol bilmem, iz bilmem kalacaktım öyle. Allah korusun, Allah korusun. Eylül kadar size de çok teşekkür ederim Nurhan Hanım. Melek gibi bir kız yetiştirmişsiniz. Kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş canım benim. Öyledir, öyledir. Bir tanedir benim zeytin gözlüm. Siz karakola ne zaman gideceksiniz? Kahvelerimizi içelim, ondan sonra gideriz anneciğim. Önce karakola gideriz, oradan da okula uğrayacağız. Nermin teyzenin oğlu da bizim okuldaymış, onu bulacağız. Nermin Hanım ne diyeceğim? Bak, eğer gidecek yerin yoksa dön buraya gel. Ya bizim yemeğimiz de var, yatağımız da var. Misafirimiz olursun ha? Hiç öyle kendini yabancılama, olur mu? Vallahi hiç öyle hissetmedim. Eylül kızımı görür görmez kanım kaynadı. O da benim bir evladım sanki. Abla, annemi aradım ben. Telefonu kapalı. Uçakla mı geldi? Açma yetmiş olabilir mi? Ben şoförünü aradım. Onun da haberi yokmuş. Ya şu ana kadar gelmesi lazımdı. Allah Allah. Başına bir şey mi geldi acaba? Tamam. Eğer sizi ararsa bana haber verin, olur mu? Tamam. Annem böyle bir başına çıkıp gelmezdi ki. Bir şey mi oldu acaba kadına? Ben bunları halledeyim. Sonra da çıkalım karakola gidelim gecikmeden, tamam? Tamam yavrum. Nermin Hanım, sizde çoluk çocuk var mı? Var. 3 tane. Ay! Kusura bakmayın, şaşırdım ben, maşallah. Allah bağışlasın. Sağ olun. 2'si kız. Sonuncu da erkek. Ay Allah bağışlasın. Yaşar, bizim Yaşar da çok istemişti oğlu olsun. Hatta Eylül için önce erkek dedilerdi, biliyor musunuz? Aman canım. Kız çocuk da tabii başka oluyor. Zaten insanın kanından olsun, canından olsun da kızmış erkekmiş ne fark eder canım. Allah aşkına yardım et Razi'ye ben oğlum. Yeter ki şu kızımı al. Onun yerine bana bir erkek çocuğu getir. Nermin Hanım. Doğru doğru. İnsanın evladı gibisi yok. Benim beyi de çok istedi bir oğlu olsun. Sonunda oldu işte. Benim oğlum da tıpkı Eylül gibidir. Biraz çekingen ama dürüsttür, temiz kalplidir. Ha, belki tanışırsınız bir gün onunla da. İnşallah, inşallah. Baba, annem Ankara'ya gelmiş. Ben şimdi şoförünü aradım. Annemi çay yoluna bırakmış. Ben işim bitince seni ararım. Beni buradan gelip alırsın demiş. Ben şimdi arıyorum, telefonuna ulaşamıyorum. Nerede olabilir acaba? Allah Allah. Özel bir işi olsa diyeceğim ama annenin senden başka Ankara'da ne işi olabilir? Tamam baba. Bak ben şimdi çıkıyorum. Oradaki mahalle karakollarına bakacağım. Tamam, bekle o zaman. Ben de geliyorum. Orada görüşürüz. Karakolda bir şey lazım olursa ararsınız. Nermin Hanım, her zaman bekleriz. Bak, söz verdin. Yarın birlikte yemekteyiz. Davetlimsin. Tamam tamam, geleceğim. Hem oğlumla da tanışırsın, kocamla da tanışırsın.
Hepsi çok insanlardır. Aa, ben size numaramı vereyim. Telefonunuz gelince kaydedersiniz. Tamam. Her şey için tekrar tekrar teşekkür ederim kızım. İnşallah bahtın da yüzün gibi aydınlık olur. Allah'ım seni iyi insanlarla karşılaştırsın. Teşekkür ederim Nermin teyzeciğim. 8031 sokak kapkaç fakası. Evet bizim de. Telefonla arayıp hanginiz eşkal verdi? Ben aradım. Buyurun ifadenizi alalım. Sizi daha sonra alacağız hanımefendi. Tamam komiser bey. Oğlum. Oğlum. Annem. Oh şükürler olsun. Oğlum. Oğlum başıma neler geldi bir bilsen. Ah be annem. Ne işin var senin burada? Çok korkuttun bizi. Ah be annem. Niye haber vermedin bana? Ben gelip alırdım seni. Hiç başına böyle şeyler gelmezdi. Hem sen ne yaptın bu saate kadar? Bir şey yapmadım oğlum. Ne yapayım? Sana gelirken olanlar oldu işte. Ama merak etme. Bir kız yetiştiğimde adıma görsen kendi anasını korur gibi korudu beni o adamdan. Allah razı olsun. Kim bu kız? Çantası çalan hanım neyin oluyor? Annem mi? Ha yok bir şeyim olmuyor. Kendisiyle daha bugün tanıştık. Çantası çalınırken ona yardım ettim. Kamera kaydına göre adamı 3 sokak boyunca kovalamışsın. Aferin cesur kızsın. Kadıncağız öyle korkmuş ağlarken görünce dayanamadım. İçim rahat etmedi yardım ettim. Aferin kızım. Bu ülkenin seni gibi cesur gençlere ihtiyacı var. Bak bakalım. Kovaladığın adam bu mu? Evet, evet bu. Tamam. Kendisi yakalandı. Nezarette. Hanımefendinin sorgusunu alalım. Ondan sonra çalınan eşyalarını iade ederiz. İfadeni imzalayıp çıkabilirsin. Kıyamam ben sana. Tamam. Geçti. Ben yanındayım. Yas. Çok korktum oğlum. O melek yüzlü kız olmasa perişan kalacaktım sokaklarda. Şşş. Tamam anne. Geçti. Hadi gel kapının önüne çıkalım. Hava al biraz. Dur. Şu kızla bir tanıştırayım seni oğlum. Zaten sizin okuldanmış galiba o da. Tamam annem. Tanışırız. Sen önce biraz sakin ol tamam mı? Hem babam gelmiştir. Hadi. Nermin teyze nereye gitti ya? İşe de geç kaldım. Şu liste neredeydi? Yaz bekliyordur şimdi. Ya Nermin, bir başına böyle gezip dolaşmaya kalkarsan elbet başına bir şey gelir. Ne bekliyorsun başka? Baba, kadın zaten korkmuş. Görmüyor musun morali bozuk? Bir de sen gitme üstüne. Efendim Eylül. Yaşar'ın kızıyla ne konuşuyor hala? Allah aşkına sen bir karışma. Alo Yaz. Benim bir işim çıktı da hala alışveriş yapamadım. Biraz gecikeceğim onu söylemek için aradım. Tamam sorun değil. Ben de dışarıdayım zaten. İşin bitince kafeye geçersin. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum. Hadi gel içeri girelim ifade alacaklar. Hem zaten şu hayatımı kurtaran kızla da tanıştırayım sizi. Çoktan ifadesini vermiştir beni bekliyordur şimdi. Belli sen kafaya takmışsın bu kızı. Çok sevmişsin. İlla bize de sevdireceksin. Oğlum. Bak inci gibi kız. Bak etrafında gördüğüm bütün kızlar taşsa çakılsa o kız bir inci. Anam dediydi dersin. Hem zaten yarın yemeğe çağırdım. Her türlü tanışacaksınız. Tamam anne. Hadi gel. Hadi hadi yürüyün. Nermin teyze nerede ya? Gerçi çantası bulundu. Gerisini kendisi halleder herhalde.
Buyurun efendim. Yakınlarım da gelebilir mi? Tabii. Uzun zamanlar aradığımız bir hırsızdı. Gözüne kestirdiği kadınların çantasını çeken bir serseri. Bugün peşinde koşan kız yüzünden bir sürü kameraya yakalanmış. Biz de o sayede yakaladık. Bak, komiser bey de görmüş kızdaki cevheri. Nasıl, pırlanta gibi kız değil mi komiser bey? Nermin, sen çantayı aç da bak eksik meksik var mı? Çene çalma. Tekrar büyük geçmiş olsun. İnşallah başınıza bundan sonra böyle bir talihsizlik gelmez. Çok sağ olun amirim. Şu ifadenizi imzalayıp çıkabilirsiniz. Nere? Şurası. Allah'ım nereden çıktı bu mide bulantısı ya? Uf, inşallah korktuğum şeyden değildir. Yok yok, olmamıştır öyle bir şey herhalde. Nermin teyze nerede ya? Nereye kayboldu bu kız? İşi gücü çıkmıştır gitmiştir Nermin. Tamam işte uzatma. Bizim de işimiz var. Gidelim. Yağız'la tanışsınlar istiyorum Adnan. Kızı çok sevdim. Görür görmez kanım kaynadı diyorum. Ay niye üstüme geliyorsunuz? Beni o hırsızın elinden o kurtardı. Sen kurtarmadın. Ha, görüp de bir helallik alalım diyecek yerde ay boş verelim gidelim diyorsun. Hey Allah'ım ya. Yürü gidelim hadi yürü. Annem. Belki dışarıdadır. Gel biz dışarı bakalım. Aa, bu onun bilekliği. Alalım yanımıza da görünce verelim. Ne güzel olurdu tanışsaydınız şu kızla. Oğlum, etrafa bakarak ol. Siyah mantolu bir kız görürsen haber ver. Çok uzaklaşmış olamaz. Anne, sen zaten bu kızı yarın yemeğe çağırmadın mı? Ben her türlü orada tanışmış olacağım. Ya bir kızdan paçasını yeni kurtardı bu oğlan. Senin derdin yenisini bulmak mı? Ay, beni niye anlamıyorsunuz? Kaç tane kız doğurdum. Sizin gibi ezbere konuşmuyorum. Bu kızın mayası bir başka. Bu kızın gözündeki pırıltı başka. Bekir abi, şurada durur musun? Anne, şu giden kız mı? Siyah paltılı olan. Aa, evet bu kız, o kız. Al. Tamam anne. Ben bir teşekkür edeyim. Bilekliğini de vereyim kızım. Pardon. Bakar mısınız?